Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenlerimiz, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Akgünköy Derneği olarak pandemi sürecinde evde geçirdiğimiz zamanları değerlendirmek üzere başlattığımız Cuma gece sohbetlerimizin 12.siyle bu akşam karşınızdayız inşallah. Destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan Üsküdar Tabaklar Camii İmam Hatibi Hüseyin Ateş hocamızın davetiyle bu akşam misafir edeceğimiz hocalarımız Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ömer Çelik hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Erbaa Büyük Cami İmam Hatibi Kadir Özkan hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Aleyküm hocam. İstanbul Büyük Şamlıca Cami Müezzin Kayyumları Hüseyin Akbut hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Ve yine Büyük Şamlıca Cami Müezzin Kayyum Mustafa Alpayta hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Tüm izleyenlerimiz adına, Akgünköy adına çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Şimdi sözü fazla uzatmadan program hakkında bilgilendirme için Hüseyin Ateş hocama sözü bırakıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yüce Rabbimize binlerce hamdü senalar eder. Bizleri yoktan var etmiş olduğu, sayısız nimetleriyle ödüllendirdiği, iman üzere yaşattığı Yüce Mevlamız Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu sevgili Habibi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ailesine ve bütün ashabına sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, değerli hocalarım, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki zor dönemlerden geçiyoruz. Bu zor dönemleri de değerlendirmek için kıymetli kardeşlerimiz, Tokat'ın Erbaa ilçesi Akgünköy Derneği ve dernek yöneticisi Apul Ateş kardeşimiz ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu kış gecelerinde bizlerin istifadesine sunmuş olduğu bu sosyal medya üzerindeki canlı yayın programlarının İsa kardeşimizin de bildirdiği gibi 12.si, 13.si devam ediyor. İnşallah Ramazan ayına kadar bu devam edecek. Bu vesileyle programımızın akışını siz kıymetli hocalarımıza, bizi izleyen, telefonları başında izleyen, evlerinde, bilgisayarlardan bizleri takip eden, daha sonra da izleyecek olan kardeşlerimizden Cenab-ı Hak hoşnut ve razı olsun diyoruz. Ve programımızın akışında Kur'an-ı Kerim'le Tokat Erbaa'dan Büyük Cami İmam Hatibi Kadir hocamız Kur'an-ı Kerim tilavet edecekler. Daha sonra İstanbul Büyük Çamlıca Camii Kur'an bülbüllerinden kıymetli Hüseyin hocam ilahi okuyacaklar. Yine Çamlıca'mızın kıymetli müezzinlerinden Mustafa Alpayta kardeşimiz kaside okuyacaklar. Daha sonra da bu gecenin önemiyle ilgili sohbetlerini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim görevlisi kıymetli hocam Profesör Doktor Ömer Çelik hocam bizlere bu akşam Çanakkale Zaferi ve Şehitlik'le ilgili sohbet sunacaklar. Bu vesileyle kıymetli hocalarım, değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifiyle programı başlatıyorum inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu üç özellik kimde varsa o imanın lezzetini almıştır. Kıymetli kardeşlerim, bunların birincisi Allah ve Resulünü her şeyden,
herkesten çok sevmek. Bir, yani sevgimizin kaynağı Rabbimiz olacak. Onun rızası olacak. Onun Habibinin sünneti olacak. İkincisi, sevdiklerimizi Allah için seveceğiz. Yani kaynak, Rabbimiz benim yaptığım bu işe nedir? Yapacağımız her işle ilgili Rabbimizin razı olacağı bir iş ise o Rabbimizin hoşnut olduğu bir iş ve hayırlı bir iş olur. Eğer onun razı olmayacağı bir iş ise o işi terk edeceğiz. Niçin? Rabbimizin sevgisini kazanabilmemiz için. Üçüncüsü de ateşe atılmaktan korkar gibi imandan sonra küfre düşerim diye Allah'ın yasak ettiği şeylerden uzak olarak yaşayan kimse imanın lezzetini tatmıştır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse ne kadar zengin olursak olalım, bütün mal varlığımız, servetimiz, saraylarımız, köşklerimiz olsa da ama insan bedenini, insanın kalbini mutlu etmenin yolu imandır, Allah'ın rızasıdır, Allah'ın sevgisidir. Şu an bizleri izleyen kıymetli hocalarım, kıymetli genç kardeşlerimiz, değerli erbaalı kardeşlerimiz, hocalarımızın muhabbet kurduğu dostları, kardeşleri, bizleri izleyen herkesten arzumuz, isteğimiz bu ilk mesaj olsun. Ne olur diyoruz. Yaptığımız her şeyde Rabbimizin bizi yaratış gayesine uygun olarak yaşayabiliyor muyuz? Hayatımız, işlerimiz Allah'ın sevgisine mazhar olacak, rızasını kazanabilecek işler mi? Bunu düşünelim, tefekkür edelim, yolumuza böyle devam edelim inşallah. Bu vesileyle kıymetli hocalarımla ilgili bilgi sunarak Allah'ın inayetiyle programa başlıyorum. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Güzel bir verim elde etmeyi, istifade etmeyi bütün kardeşlerimize, hocalarımıza, genç kardeşlerimize özellikle inşallah istifade ederler. Amacımız o kardeşlerimizi aynı program içerisinde hayatımızda Allah'a giden yoldaki problemleri, şeytana ait engelleri kaldırarak Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak, ibadet ederek hayatımıza yön vermektir. Bu vesileyle Tokat'ımızın Binecek köyünden ve yaklaşık 24 yıl Erbaa'da görev yapan kıymetli Kadir Özkan hocamız, Rabbim hocamızdan razı ve hoşnut olsun. Çok güzel eserleri var. Bir insan için en büyük eser ne diye sorsalar, elbette ki insana yapılan yatırımdır. Bu hocamız da gerçekten de biz takdir ediyoruz. Bir zamanlar merkezi sistemde çok ezan okudu. Üzerimizde hakkı çok hocamın. Kendim dahi hocamın bilgilerinden istifade etmiş bir kardeşiniz olarak takdir ediyoruz. Erbaamızı temsil etmek için dedim ki bugün hocamızı da Üsküdar'a getirelim. Bizler Erbaa'ya sevdiklerimizin memleketlerinde bizi izlesinler. İnşallah güzel bir program olur. Bu vesileyle sözlerin en güzeli inne estegal hadisi kitabullah. Sözlerin en güzeli Allah'ın sözüyle kıymetli Kadir hocam Kur'an-ı Kerim tilavet edecekler. Biz de dinliyoruz. Kıymetli hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين
الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم صل.
Kadir hocama bu güzel Kur'an tilavetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun kıymetli hocam. Allah razı olsun hocam cümlemizden. Kıymetli dostlar, şimdi de İstanbul Büyük Çamlıca Camii Kur'an bülbüllerinden kıymetli Hüseyin Akbulut hocamız, Tokat'ın Erbaa ilçesi Gökal kasabasından kendileri Erbaa'mızda birçok sene hizmet ettiler. Hatta Kadir hocamla beraber de görev yaptılar. Güzel bir insan. Bizim için de gönüllerimizi taht etmiş bir kıymetli kardeşimiz bizleri temsil ediyor. Şimdi de Üsküdar'ımızda, İstanbul'un Üsküdar'ında ülkemizi temsil eden çok güzel bir yerde bu görevi ifa ediyorlar. Allah bu kıymetli kardeşimizi başımızdan eksik etmesin, bu kardeşlerimizin sayısını artırsın. Kıymetli hocam da, Hüseyin Akbulut hocam da bizlere bir ilahi dinletisinde bulunacaklar inşallah. Kıymetli Hüseyin hocam, sizi dinliyoruz. Eyvallah hocam. Telefon kapalı. Ya Rabbena, ya Rabbena, yardım eyle. Ya Rabbena, ya Rabbena, yardım eyle kıyamette. Yüklerin ağır.
artık. Kurban olayım bizim o tecelliden usandı. Yetmez mi celalim ömrüm dükler artık. Kurban olayım bizim o tecelliden usandı. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarar. Ne güneşler batıyor. Topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek köpse opakallı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Aman ya Kerim Allah. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Göbenim gel seni tarihe desem sığmazsın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu, şehit isteme benden makben. Ey şehit oğlu, şehit isteme benden makben. Sana avuşunu açmış, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Medet ya 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 Erhamer Rahimin.
Evet, Mustafa Hocam, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Şimdi Mustafa Hocam'la bilgi... Çok sağ ol. Kıymetli Hocam'la ilgili bilgi veriyorum. Mustafa Alpayta kardeşimiz, aslen Ordulu hocamız. Ama asıl ikametgah yeri Samsun Salı Pazarı'nda. Burada büyümüş, yetişmiş. 2010 yılında İstanbul'a gelmiş bu kıymetli Kur'an bülbülü kardeşimiz. 2017 ve 2019 yıllarında ezanı güzel okuma yarışmalarında birinci olmuşlar. Biz de tebrik ediyoruz. Baş tacı ediyoruz. Gururlanıyoruz sevdiklerimizle. Allah razı olsun. Kıymetli hocalarımızın sayısını Rabbim artırsın. Abi. Değerli Hüseyin Hocam da geçen sene 2020 yılı TRT Kur'an yarışmasında Türkiye birincisi olmuşlardı. Biz çok gururlandık, mutlu olduk. Rabbim yollarını açık eylesin. Rabbim bu hocalarımızı yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize, başta İmam Hatip'teki hocalarımız olmak üzere, hepsinden Allah razı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun ki bugün vitrinde bu kıymetli kardeşlerimizi izliyoruz. Rabbim sayılarını artırsın inşallah. Amin. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de Allah nasip ederse bu gecenin sohbetini sunmak üzere kıymetli hocamızı davet edeceğiz. Ama bir iki şeyler söyleyelim Allah'ın izniyle. Çanakkale imanın karşısında maddi gücün dize getirildiği yerdir. Çanakkale, Yüce Rabbimizden yılgınlık göstermeyin, hüzünlenmeyin. İman etmiş kimseler iseniz üstün gelecek olan sizlersiniz müjdesinin bir kez daha tecelli ettiği yerdir. Çanakkale, imanın küfre, hakkın batıla, haklının haksıza karşı zaferinin perçinlendiği yerdir. Çanakkale, kuzeyden güneye, doğudan batıya ve nice vatan evladının mukaddesat uğruna omuz omuza şehadete kavuştuğu yerdir. Çanakkale, İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif'in "Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı" dizelerinde ifade ettiği gibi, şehadetin destanlaştığı bir milletin Allah aşkı ile şahlandığı yerdir. Çanakkale, çağdaş dünyaya savaş ahlakı ve hukukunun öğretildiği müstesna bir mekteptir. Allah Allah nidalarıyla cepheye koşan Mehmetçiğimiz, yaralı düşman askerlerini sırtında taşıyacak, onlara kırbasından su içirecek kadar yüce bir ruh sergilemiştir. Kıymetli kardeşlerim, Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümünü hep birlikte anıyoruz. Bu kıymetli şehit kardeşlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Nur içinde yatsınlar inşallah. Bu vesileyle inşallah bu akşam Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi kıymetli hocam Profesör Doktor Ömer Çelik hocam Çanakkale zaferi ve şehitlikle ilgili sohbetini bize sunacaklar. Ama evvelinde siz kıymetli kardeşlerimize, hocalarımıza hocamızın özgeçmişiyle kısa bilgi vereceğim inşallah. Değerli hocalarım, kıymetli dostlar, kıymetli hocamız 1966 yılında Artvin'in Yusufeli'nde doğdu. İmam Hatip Lisesi'ni Yusufeli'nde bitirdi. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde
araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Kıymetli hocamız 1997 yılında Kur'an'a göre Kur'an-ı Kerim ve Muhatapları adlı doktora tezini tamamladı. 2002 yılında doçent oldu. 2003-2006 yılları arasında Oş Devlet Üniversitesi Araşan Teoloji Fakültesi'nde dekanlık görevinde bulundu. Kıymetli hocamız 2007 yılında profesör oldu. Kıymetli hocamızın eserlerinden bazılarını takdim ediyorum. Türkiye Kur'an Makaleleri, Üsve-i Hasene, Teşbih, Temsil ve Tasvirler Işığında Kur'an'da İnsan, Kur'an'dan Teknolojik Yansımalar adlı hocamızın eserlerinden bazıları. Kıymetli hocam şu anda yine Üsküdar'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine devam ediyor. Aynı zamanda bizim de Tabaklar Camimizin çok kıymetli cemaatinden birisi. Rabbime şükrediyorum. Böyle kıymetli hocalarımız cemaatimiz olmuş. Bizleri okutmuşlar. Erbağımızda, Tokat'ımızda birçok öğrencileri var. İşte asıl olan da dünyada en büyük zenginlik insan yetiştirmek. Manevi olarak. Kıymetli dostlarım, ilmin üç aşaması var. Bunun birincisi okumak, öğrenmek. İkincisi okuduğuyla amel etmek. Üçüncüsü de amel ettiği şeyi ticaretini yapmak, anlatmak, tebliğ etmek. Bu güzel üç haslet kıymetli hocamız da var. Bize takdir ediyoruz, övüyoruz, methü sena yapıyoruz. Allah böyle kıymetli hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. Ve hocamız Çanakkale zaferi ve şehitlikle ilgili konusuna başlayacak ama üç tane soru soracağız kıymetli hocamıza. Bu soruları da değerlendirmesini istiyoruz. Bunların birincisi, şehit kime denir kıymetli hocam? İkincisi de malumunuz bir yıldan beri koronavirüsten dolayı bir sürü kardeşimiz vefat etti. Bu kıymetli kardeşlerimiz de şehit oluyorlar mı? Üçüncüsü de mübarek üç aylar içerisindeyiz. Hızla Ramazan ayına doğru gidiyoruz. Üç aylarla ilgili kıymetli hocamızın bizlere, hocalarımıza, cemaatimize, genç kardeşlerimize vereceği mesajı bekliyoruz. Kıymetli hocam buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz, hoca arkadaşlarımız, talebe kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz ve bütün dinleyenlerimiz, herkesi bu güzel, mübarek gecede hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Herkese sıhhat, selamet, afiyetler diliyorum. Bu şekilde konuşmama başlamak istiyorum. Tabii ki bu gece Hüseyin Ateş hocamızın davetini kabul ederken Çanakkale zaferimizin 106. seneyi devriyesi olmasını da efendim tercih ettik. O vesileyle hem o şehitlerimizi ziyade edelim. Hem de inşallah kendi gönül dünyamızda Allah için şehit olma, şehadet şerbeti içme duygularımızı tazeleyelim. O heyecanlarımızı tazeleyelim. Buna vesile olsun diye bir tercihte bulunduk. Sohbetimize başlarken tabii öncelikle şehitlerin piri Efendimiz Aleyhisselam'dır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem belki Hücre-i Saadetlerinde Refik-i Alayasına yükseldiler. Rabbine mülaki oldular ama Efendimizin bir beyanı var.
buyurdular ki ben beni zehirleyen o bir hadise yaşandı. Efendimiz'e zehirli et yedirdiler. Cebrail aleyhisselam kavuştu ama yine o yemiş olduğu lokmanın tesiri kaldı Efendimiz aleyhisselam'da. Ve dedi ben dedi o yediğim zehirli etin tesiriyle şu an vefat ediyorum diye bir beyanı oldu. Bundan dolayı Efendimiz aleyhisselam da şehit olarak vefat etti. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin piri, bütün manevi güzelliklerin, bütün manevi makamların, hatta bütün peygamberlerin efendisi, piri olduğu gibi aynı zamanda şehitlerin piri Efendimiz aleyhisselam, başta onu ve yine çok şehit olan peygamberler var. Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. Felime kateltumuhum in kunum sadikin. Onlar işte peygamberi öldürüyorlardı diye ayet-i kerimeler var. Şehit olan peygamberler var. Nice peygamberler. Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam en açık örneklerden iki tanesi. Böyle olunca öncelikle Cenab-ı Hak şehitlerin piri, sevgili peygamberimiz, diğer bütün peygamberler ve bütün şehitler ve Şühedayı Bedir, Şühedayı Uhud, Efendimiz Aleyhisselam'ın yapmış olduğu savaşlarda, gazvelerde şehit olan diğer sahabe-i kiram, ondan beriye doğru bütün küffarla cenk ederken, savaşırken şehit olan ne kadar ismini Cenab-ı Hakk'ın, isimlerini Cenab-ı Hakk'ın bildiği, bize gizli olan ne kadar şühede varsa ve yine bu gece onları yad etmek üzere bir araya geldiğimiz Çanakkale şehitlerimiz, yine tabii diğer efendim savaşlarda şehit olan Müslüman kardeşlerimiz, onların hepsine rahmet diliyoruz. Cenab-ı Hak hepsine gani gani rahmet eylesin. Fakat onlardan çok, çünkü onlar zaten Allah'ın rahmetine ermişler. Onlardan çok bizim Allah'ın rahmetine erme ihtiyacımız var. Eğer onlar, Allah onları Cenab-ı Hak şehit olarak kabul buyurduysa, onlar zaten erecekleri rahmete ermişler. Cenab-ı Hak inşallah bizleri de onların izinden, onların yolundan gidebilmeyi, onlar gibi de bu can emanetini esas sahibine şehit olarak verebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Dolayısıyla Hüseyin Hocam'ın birinci sorusundan devam edelim. Çünkü Çanakkale Zaferi, onun tarihi, geçmişi, oradaki yaşanan hadiseler, tabi onlar bambaşka bir efendim sohbetin, konuşmanın konusu. Çok çünkü hatıralar var. Bununla ilgili yazılmış çok efendim kitaplar var. Şehitlerin son anlarından bize kadar intikal eden hatıralar var. Yani her biri insanı böyle derinden etkileyecek, gözlerini yaşartacak, kendisini bambaşka bir manevi aleme sevk edecek nice anne kuzularının nice hatıraları var. Hocamın bahsettiği gibi orada ne güzel İslam şefkatinin, merhametinin sergilendiği manzaralar var. Yani bir tarafta adamın düşmanı, can düşmanı, yani silahını doğrultmuş kendisini öldürmeye çalışıyor. Ama benim Müslüman Türk askerim oradaki o düşmanını yaralanmışsa sırtına taşıyor. Efendim elindeki ekmeğini paylaşıyor. Ona efendim merhamet gösteriyor. Esirine efendim iyi ekmeğini paylaşarak iyilik yapıyor. Dolayısıyla oradaki Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine olan efendim yazdığı ve kıymetli hocamın da, Mustafa hocamın da bazı beyitlerini okuduğu orada ne güzel şeyler efendim canlandırılıyor. Çanakkale şehit ilgili olarak orada Mehmet Akif'in şu ifadesi ne kadar dikkat çekici. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Yani Çanakkale şehitleriyle Bedir'in aslanlarını, Bedir şehitlerini orada tabii şey yapıyor, kıyaslıyor. Belki Bedir'in aslanları daha faziletli olabilir, bilemeyiz ama Çanakkale'de canlarını veren şehitlerimizde
hem vatanımızı hem dinimizi mukaddesatımızı koruma noktasından çok büyük fedakarlık yaptıklarını anlıyoruz. Hepimizin orada geçmişleri var. Yani belki ben Artvin Yusuf Edin'den kendi ecdadımdan belki bir şehidi ben bilmiyor olabilirim, bilmiyorum ama yani hanım tarafından bir defa dedemiz İsmail Efendi, Balıkesirli İsmail Efendi 25 yaşlarında orada şehit olduğu tarihen sabittir, bellidir yani ismi falan bellidir, ziyaret ederiz. Her ailede mutlaka orada bir şehidimiz var yani. Bu kadar da bizlere çok efendim yakından şeyi var Çanakkale Zaferi'nin oradaki şehidanı. Allah hepsine kendi kendine rahmet eylesin. Şimdi burada mesele şu. Bir ayet-i kerime tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tüselun amma kanu ya'melun. Onlar bir ümmetti, geldi, geçti. Onlar kendi imtihanlarını verdiler. Ve dinleri için, vatanları için, mukaddesatları için o fedakarlığı yaptılar. Nice efendim ana kuzuları orada efendim on binlerce, belki 250 bin ifadesi kullanılıyor. Şehit oldular ve vazifelerini ifa etmiş oldular. Fedakarlık yaptılar. Ama biz onların peşinden geldik. Peki biz efendim bize düşen vazife nedir? Yani onlar gibi efendim biz de aynı fedakarlığı yapıyor muyuz? Yapabilecek miyiz? Yapmamız gerekenleri hakikaten yapabiliyor muyuz? Onun muhasebesi içerisinde olmamız lazım. Çünkü Cenab-ı Hak onların yaptığı onları mükafatlandıracak ama onların yaptıkları kendilerine, bizim sorumluluğumuz bize ait. Bu vesileyle şöyle Kur'an-ı Kerim'de şehitlerle alakalı ki Kadir hocamız sağ olsunlar programın başında isabetli bir şekilde o ayet-i kerimeleri tilavet buyurdular. Gönüllerine sağlık, dillerine sağlık. Orada birkaç ayet-i kerimeye ve Efendimiz Aleyhisselam'ın da yine bu konuyla ilgili önemli gördüğüm hadis-i şeriflerine birkaç. Hepsi önemli ama bu sohbette bahsetmek istediğim hadis-i şeriflerine yer vermek istiyorum müsaadenizle. Şimdi öncelikle Cenab-ı Hak bize şunu söylüyor. Şunu bildiriyor. Diyor ki ey kullarım diyor. Allah yolunda can vermek diyor, şehit olmak diyor, dünya ve içindekilerin hepsinden hayırlıdır. Bunu size ben bildireyim diyor. Nerede bunu söylüyor? Estağfirullah. Ve le'in kutiltum fi sebilillahi ev muttum lemağfiratun minallahi ve rahmetun hayrun yuma yecma'un. Ali İmran suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ve le'in kutiltum fi sebilillah. Eğer siz Allah yolunda öldürülür iseniz, yani şehit olursanız. Ev muttum. Bak bir de şimdi muttum var şimdi. Bir öldürülmek var, bir de ölmek var. Ne şekilde olur bu? Yani savaşta efendim ölürsen ve öldürülürsen şehit olursun. Ama diyelim ki savaşta değilsin ama Allah yolunda çalışıyorsun. Efendim mihrapta namaz kıldırıyorsun. Minarede ezan okuyorsun, efendim bir Allah için bir hayırlı amelin peşine koşuyorsun, bir hastayı ziyaret ediyorsun. Yani Allah için, Allah rızası uğrunda bir iş peşindesin yani, bir işin üzerindesin. Yine o şekilde ölürseniz de diyor, Allah size yine efendim büyük mükafat verir. Le mağfiratun minallahi ve rahmetun hayrun ma yecmaun. İnsanların toplamış olduğu bütün o dünyalık, altın, gümüş ne varsa dünya ve mafiha hepsinden daha hayırlıdır buyuruyor. Dolayısıyla siz Allah yolunda ölmeye, öldürülürseniz de Allah yolunda öldürülmeye o niyette olun, o yolda olun buyuruyor. Çünkü çok hayırlı. Yine veleyim muttum ev kutiltum veydallahi tokşarun. Yani o yolda efendim öldüğünüz takdirde mutlaka Allah'ın huzuruna geleceksiniz. Cenab-ı Hak da sizin mükafatınızı verecek.
Şimdi Cenab-ı Hak tabii şehitlerle ilgili çok hatıralar var. Yani sohbetimiz çok uzun gitmesin diye tabii özetle söylüyoruz. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede onların diri olduğunu söylüyor. Hocamın okuduğu ayet-i kerimede Bakara suresinin 153. ayet-i kerimesinde وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْبَاتِ. Tabii aynı zamanda bu ve sohbetimizi yaparken yine sadece Çanakkale şehitleri değil tabii. Yani vatanımızı korumak için, yani 80 milyonun emniyeti için, güveni için canını feda eden nice askerlerimiz var. Nice polislerimiz var. Güvenlik güçlerimizden efendim kardeşlerimiz var. Her gün şehit oluyorlar. Yani Türkiye'de oluyorlar. Türkiye'nin güneyi, Suriye, Afrin, o bölgelerde yine efendim hem oradaki Müslüman kardeşlerimizi korumak, hem bizi korumak için efendim şehit olan kardeşlerimiz var. Binlerce şehidimiz var. Dolayısıyla nice efendim şehit anneleri, babaları tabii bizi şimdi belki dinliyordur. Belki bu sözümüz onların kulağına gelecek. Dolayısıyla onların gönüllerinde bir Allah için bir ferahlık olsun diye, Allah için onlara da bir efendim bir ikram olsun diye bu ayet-i kerimeleri o nazarlarda efendim okumuş olalım, onu da anlatmış olalım. Sözler de Cenab-ı Hakk'ın sözleri. Yani sıradan tabii bir söz değil. En doğru sözler, en efendim hakikati beyan eden sözlerdir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ. Siz Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz. Onlar ölü değildirler. بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Onlar diridirler. Onlar diridirler. Fakat siz onların ne şekilde bir hayat sahibi olduklarını, ne şekilde diri olduklarını, ne şekilde bir hayat yaşadıklarının farkında değilsiniz. Yani bizim farkında olmamız çok önemli değil kardeşlerim. Yani biz farkında olsak ne olacak, olmasak ne olacak? Cenab-ı Hak bunu bize haber veriyor. Onların diri olduğunu ve bir cennet hayatı yaşadıklarını bize bildiriyor. Hangi alemde, ne şekilde bir dirilik, onu Allah bilir, biz bilemeyiz ama bizim şu anki yaşadığımız, kendimize göre diri olarak kendimizi hayatta görüyoruz ya, yani diri olarak görüyoruz ya, bizim diriliğimizle hiç kıyaslanmayacak bir dirilik. Bizim şu anki yaşadığımız hayatla, yememiz, içmemiz, diğer efendim zevklerimiz, bunlarla hiç kıyaslanmayacak dereceye de çok yüksek seviyede bir hayat. Şimdi bununla ilgili iki şey söyleniyor. Ulemamız diyorlar ki şehitler nerede, ne şekilde efendim bir hayat sahibiler? Diyor birinci görüş şu. Cenab-ı Hak bunları berzah aleminde, henüz ahirette gideceğimiz cennet değil de o cennet duruyor. Göklerde duruyor. O yeniden diriliş ve efendim hesap, ondan sonra efendim oraya cennet ashabı oraya gidecekler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onlar için berzah aleminde, yani orada bir apayrı bir dünya, bir cennet yaratmıştır ve o şehitleri orada o hayatı orada yaşıyorlar ama tam bir cennet hayatı. Yani bütün diyelim ki efendim nimetleriyle, bütün zevkleri cennet hayatı. Sonra mahşerden sonra tekrar efendim, asıl cennetlerine gidecekler diye bir görüş var ülemamızın. Fakat tercih yaşayan çoğunluğun kabul etmiş olduğu görüşe göre bunlar diyor şehitleri, Cenab-ı Hak diyor şehit olur olmaz, yani ruhları bedenlerinden ayrılır ayrılmaz Allah Teala onları hemen ahirette bize Kur'an'da vaat etmiş olduğu cennete götürecek. Orada götürüyor ve esas ebedi cennetlerde kalıyorlar. Peki bunlar efendim kıyamet günü yeniden diriliş olunca, hesap kitabı olunca ne olacak? Nasıl tekrar oraya girecekler? Diyor ki Cenab-ı Hak zaten onlar cennetlik. Cenab-ı Hak onları teberrüken öyle efendim bir formalite icabı tekrar efendim oraya indirip bir formalite bir hesaptan geçtikten sonra tekrar aynı efendim o bulundukları makamlara çıkacaklar diyorlar. Bunun tabii çok misalleri var. Uhud'dan bir misal vermek istiyorum. Orada Musab bin Umeyr radıyallahu anh
şehit oluyor. Ve o aynı zamanda sancaktardı. Yani İslam'ın sancağını tutuyordu. Mus'ab radıyallahu anh tutuyordu. Şimdi efendim bir ok geldi. Sağ kolunu efendim kopardı. Dolayısıyla efendim sağ eli düştü. Sol eliyle sancağı tutmaya devam etti. Sonra efendim bir ok geldi sol eline isabet etti. O da işte tutmaz oldu. Bir kez kollarını bu şekilde yaparak iki kol arasında tutmaya çalıştı. Sonra bir ok daha geldi ve şehit eden ok geldi. Fakat sanki efendim o şehit olmamış gibi efendim yine sancak böyle yukarıda duruyordu. Efendimiz diyor ki Mus'ab'ın yerine diyor bir melek geldi diyor. Melek diyor onu diyor onun yerini sancağı tutmaya başladı diyor. Tabii sonra Mus'ab radıyallahu anh şehit oldu. Efendimiz'e haber verdiler. Ya Resulallah Mus'ab, Hazreti Mus'ab şehit oldu diye. Efendimiz yanına geldi ve yanına yanaştı. Biraz böyle efendim alnını sıvazlamak için veyahut da efendim dua etmek için. Tam Hazreti Mus'ab'ın yanına gelip de böyle böyle iyice böyle bir alnını öpmek için veya efendim onu sıvazlamak için yaklaşınca sevgili peygamberin birden hemen geri döndüler. Tekrar geri döndüler. Sanki orada bir şey olmuş gibi geri döndüler falan. Sırtını çevirdiler. Sahabe-i kerim şaşırdılar. Ya Resulallah bir efendim nahoş bir şey mi gördünüz? Bir şey mi efendim oldu? Niye böyle bir anda tam onu öpecekken veya dokunacakken geri döndünüz diye merak ettiler. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Dedi ki Cenab-ı Hak dedi bu şehidimize ahirette vaat etmiş olduğu hurileri gönderdi. Bu Efendimizin yani bizim sahih kaynakta olan bir bilgilerimizdir. Hurileri eşlerini gönderdi. Hurileri gönderdi. Huriler efendim onun yanına geldi. Ona merhaba diyorlar. Ona efendim hoş geldin diyorlar. Dolayısıyla o huriler orada olunca ben artık o şekilde ona bakmayı, orada bulunmayı hayal ettim. Hoş görmedim. Onun için uzaklaştım diyor. İşte onlar diridirler ama siz efendim falan değilsiniz diye ayetin bahsetmiş olduğu o hayattan bir yansıma. Şimdi tabii yine efendim ayet-i kerimede özellikle Ali İmran suresinin şöyle 170-173. Ayet-i kerimelerinde Uhud şehitleri alakalı tabii orada efendim çok dehşet verici muhteşem ifadeler var. Onlar diyor efendim diridirler diyor. Allah katında rızıklandırılıyorlar diyor. Hatta diyor öyle bir hayat yaşıyorlar ki yani bizi müjdeliyorlar. Ya ey dünyadaki insanlar siz orada bir şey yaptınız sanıyorsunuz. Yani yediğinizi içtiğinizi işte efendim zevk-i sefa yaptığını sanıyorsunuz. Hayır. Sizin yaşadığınız hayatta bir kıymeti yok. Yani çok böyle çok basit bir şey yaşıyorsunuz o bulunduğunuz efendim hayatta. Biz çok iyi bir durumdayız. Allah bize çok büyük ikramlarda bulunuyor. Yememiz, içmemiz, her şeyimiz. Lütfen aklınızı başınıza alın, şehit olun da hemen bizim yanımıza gelin diyorlar. Şimdi bunu Efendimiz Aleyhisselam buradaki ayet-i kerimeleri tefsir ederken diyor ki Uhud şehitleri diyor. Onlar şehit olunca diyor Cenab-ı Hak onları cennete götürdü. Cennette onları ikram etti. Yani nehirleriyle, bahçeleriyle, hurileriyle ikram etti, rızıklandırdı. Bu kez onlar o kadar mutlu oldular ki, o kadar sevindiler ki Cenab-ı Hakk'a dediler ki ya Rabbi bizi ne olur, yani hepimiz olmasa bile bir tane sözcü, içimizden bir tanemiz. Bizi tekrar dünyaya gönder. Gidelim, oradaki insanları toplayalım. Medine'deki işte Müslümanları, görebildiğimiz insanları toplayalım. Diyelim ki ya hani Cenab-ı Hakk'ın ayetlerde müjdelediği şey vardı ya, hani şehitler ölmez, hayat sahibidirler diye. Ya biz bunu yaşıyoruz. Biz oraya gittik. Hakikaten efendim Allah bize bunu ikram etti. Şöyle şöyle efendim bir hayat var. Şöyle bir gerçeklik var. Bunu size biz efendim haber verelim de buralarda fazla eğlenmeyin, peşimizden gelin diyelim ya Rabbi diye rica ediyorlar. Cenab-ı Hak da onlara diyor ki ya diyor ben diyor bir kanunum var, bir yasam var. Artık efendim ölüp de bu aleme gelen insanlar tekrar kıyamete kadar geri döndürmeyeceğime dair efendim bir kanunum var. O kanun devam ediyor. Onu müsaadeniz olsun onu efendim delmeyelim. Ama eğer isterseniz sizin adınıza, sizin bu sözlerinizi, bu efendim söyleyeceklerinizi sizin adınıza ben söyleyeyim diyor. Ve orada efendim işte وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا
Bel ahyarun rabbim hurzakun ferihine bima atahumullah diye başlayan, işte onlar orada rızıklandırılırlar, ölü değildirler. Allah'ın ikram ettiği şeyde çok efendim hoşnut ve rahat bir şekilde yaşıyorlar. Yestebşirun efendim müjdeliyorlar. Arkadan gelenleri aman efendim dikkatli olun buraya efendim ihmal etmeyin gelin diye müjdeliyorlar. İşte onlar adına Cenab-ı Hak o ayet-i kerimelerde o şehitlerin haberlerini veya vermişti haberleri bize aktarmış oluyor. Ve bunlar Rabbimizin haberleri, doğru haberler. Cenab-ı Hak tabi bize o ayetlerde bildirilen, haber verilen o gerçeklere gerçekten böyle ayetin ifadesiyle ikan, yukinun diyor ya, ikan derecesinde samimi olarak ve efendim sadakatle inanmayı bizlere nasip eylesin. İnananlar tabi onun gereğini yerine getirdiler ve Cenab-ı Hakk'a efendim şehit olarak vardılar. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın bir şehitlerle alakalı müjdelediği bir iki noktaya temas etmek istiyorum. Sonra hocamın ikinci sorusuna geçmek istiyorum. Tabi insana ağır gelebilir. Ölmek uzaktan baktığımız zaman, zahir olarak baktığımız zaman zor bir şey. Yani savaş ortamında olsun, diğer yine efendim terör bölgelerinde olsun, işte kurşunu yiyorsun, alnından, göğsünden düşüyorsun, can veriyorsun falan böyle. Uzaktan baktığımız zaman gerçekten acı verici bir şey. Ölüm kolay bir şey değil. Fakat Efendimiz Aleyhisselam'ın bir müjdesi var. Buyuruyor ki, şehitler diyor, can verirken karınca ısırığı kadar bir acı ancak hissederler. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı. Yani can vermek kolay bir şey değil. Yani işte ülemamızın diyelim ki efendim salihlerin bile son anlarında ne şekilde dolandıkları, çok acı çektikleri, hatta mesela ülkemizin ünlü müfessiri Elmalı Hamdi Yazır Efendi vefat ederken başına bulunanlara şunu söylüyor. Yani salih bir insan, alim bir insan, ne kadar büyük hizmet olan bir insan şöyle diyor, adeta diyor, böyle diyor, benim diyor şu an ölüm anında, işte aklı başındayken tabii, adeta demir taraklarla sanki derilerimi ve damarlarımı darıyorlar. Öyle hissediyorum, öyle acı çekiyorum diye söylüyor. Ama şehitlere böyle bir şey yok. Adeta bir karınca sırığı gibi. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bir beyanı var. Diyor ki şehit diyor ruhunu verirken adeta diyor böyle bir insanın böyle diyeyim ki efendim boşalma halinde boşalma değil de boşalma halinde hissetmiş olduğu çok derin bir efendim zevkte hisseder. O şekilde diğer tarafa göçer buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ve Efendimiz Aleyhisselam bu haberi bize veriyor. Kabir suali ve kabir azabından muaf olduklarını bildiriyor. Ve şehitlik insanın bütün günahlarının silinmesine vesile olan bir rütbe. Orada sadece Efendimiz Aleyhisselam bir kul hakkı ile ilgili bir istisna yapıyor. Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bir kimse eğer Allah yolunda şehit olursa ve Allah için o niyetle efendim savaşır ve şehit olursa Cenab-ı Hak onun bütün günahlarını affedecek. Bu ifadeyi kullanıyor. Bütün günahlarını affedecek buyuruyor. Sonra biraz bir dakika falan sükût buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Biraz bekliyor. Etrafındaki insanlara diyor buyuruyor ki ben size biraz önce ne söyledim? Diyor ki ya Resulallah şunu söyledi. Eğer bir insan Allah yolunda şehit olursa bütün günahları affolunur buyurdunuz. Bu cümleyi kurdunuz, bunu söylediniz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki tamam dediğim doğru. Fakat bir istisna yapmam lazım. O da efendim kul hakkı hariç. Çünkü kulaklarını Cenab-ı Hak şehit bile olsa kulaklarını o kul efendim yani üzerinde hakkı bulunan kişi efendim onu affetmediği sürece veya Cenab-ı Hak mahşerde o kula ilave mükafat verip de affettirmediği sürece o hak kalır buyuruyor. Dolayısıyla kul hakkına dikkat etmemizi tavsiye ediyor sevgili Peygamberimiz.
Şehitler kanlarıyla mahşerine gelirler. Yine efendim şehitlerin bir özelliği daha var. Diyor ki ahirete gidip de cennetlik olan hiçbir insan bir daha tekrar dünyaya dönmek istemez. Ama şehitler müstesna, onlar hem şehit olurken öyle bir zevk alırlar ki, hem de şehit olduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın öyle bir iltifatına ayrılırlar ki derler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya dönder. Bir daha şehit olayım, bir daha döndür, bir daha şehit olayım diye hep gelip şehit olmayı arzu ederler. Sevgili Peygamberimiz o şekilde söylüyor. Ya Rabbi diyor, yani beni diyor tekrar dünyaya döndür diyor, şehit olarak geleyim, o hazzı, o tadı bir daha alayım diye bunu arzu ederler buyuruyor. Şimdi dolayısıyla tabii bu şehitlik meselesi çok tabii uzun bir konu olduğu için ben bazı bir kısım ayet-i kerimeler, hadis-i şeriflerin çerçevesinde bunun efendim bir kısmında malumunuz olmak üzere bunları hatırlamış olduk, hatırlatmış olduk. Efendimiz Aleyhisselam şunu buyuruyor. Eğer bir insan diyor, gönlünde Allah için şehit olma niyeti ve arzusu olursa, Cenab-ı Hak lütfeder, hakiki şehit olabilir. Yani bir efendim cihat olur, bir efendim fetih olur, bir savaş olur. Efendim bugün mesela diyelim ki şey, askerlerimizin, polislerimizin şehit olduğu gibi diyelim. Fırsat olur, şehit de olabilir. Ama eğer diyor böyle çok samimi niyet olur da böyle bir savaş tarzında değil, yatağında ölse bile eğer niyeti şehit olmak ise, bu niyetine samimi ise Cenab-ı Hak ona şehit sevabı verir diyor. Dolayısıyla bu şekilde her mümin gönlünde bir Allah için şehadet şerbeti içime, şehit olma arzusunu taşıdığı takdirde Cenab-ı Hak bize o makamı, o rütbeyi ikram edebilir. Nitekim Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak orada bir kısım müminlerden bahsediyor ve şöyle buyuruyor. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Öyle müminlerden öyle rical, öyle erler, öyle adam gibi adamlar var ki Allah'a verdikleri sözü tuttular. Verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Minhum men qada nahbahu fe minhum men qada nahbahu ve minhum men yantazir. Şimdi onlardan bir kısmı tıpkı Bedir şehitleri gibi, Uhud şehitleri gibi bir kısmı verdikleri sözü tuttular ve şehit oldular. Ama ve minhum men yantazir, bir kısmı var ki şehit olmayı bekliyorlar. Fırsat olsun olayım diye bekliyorlar. Ve ma beddelu tebdila, onlar Allah'a verdikleri şehit olma sözlerini değiştirmediler. Şimdi dolayısıyla hakikaten biz de her mümin fert fert Allah'a böyle bir ahitte bulunursak, ya Rabbi benim niyetim budur, benim efendim arzum budur diye efendim böyle bir ahdimiz olur. Ahdimiz, sadakatımız olur ve bu sözümü değiştirmezsek bunun neticesinde Cenab-ı Hak bize böyle bir yüksek makam mevki nasip edebilir. Cenab-ı Hak inşallah hepimize hem niyet olarak hem de akrebe sonuç olarak böyle yüksek makamları, şehadet makamını ikram eylesin. Şimdi kıymetli Hüseyin hocamızın sormuş olduğu ikinci soruya da kısaca yine bakmıştım cevap olarak, yani dedim doğru bir bilgi verelim dinleyenlerimize, izleyenlerimize. Koronavirüs tabii bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Cenab-ı Hak vefat eden kardeşlerimiz hepsine rahmet eylesin. Hasreten rahmet eylesin. Hasta olan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin, ikram eylesin. Olmayanları da bu pandemide hepimizi muhafaza eylesin. Olanlara şifa versin, olmayanları da muhafaza buyursun. Ve bir an önce de bütün dünya Müslümanlarını ve dünya insanlarını bu ve benzeri musibetlerden, her türlü maddi manevi şeylerden de muhafaza buyursun, kurtarsın diyelim. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konuda çok hadis-i şerifleri var. Ben oradan birkaç madde söyleyeyim. Pandemi buraya girer mi girmez mi diye hemen biz de karar verebiliriz. Şimdi birinci madde, bulaşıcı hastalıklardan ölenler şehittir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu kelime, bu ifadeyi kullanıyor. Veba gibi, işte efendim, diğer efendim, bulaşıcı hastalıklar gibi, bulaşıcı hastalıklardan vefat edenler şehittir. Gerçi şehitleri gruplara ayırıyorlar. İşte efendim
hem dünya hem artık şeyi bir şeydi, dünya şeydi gibi öyle ilgili kaynaklarda. Ama bu Efendimizin beyanı. Şimdi bulaşıcı hastalıklardan eğer bir tane şehit olursa, bu pandemi tam bulaşıcı hastalığın ta kendisi. İsmi üzerine pandemi. Onun için Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın bu beyanına istinaden inşallah pandemiden, koronadan vefat eden kardeşlerimizi Cenab-ı Hak inşallah hepsine şehitlik efendim rütbesi versin. Yakınlarına da efendim o şehidin şefaatinde istifade imkanı versin. Çünkü Efendimizin bir de ayete bir müjdesi var. Şehitler diyor kıyamet günü kendi yakınlarından ve istediklerinden 70 kişiye şefaat edecekler. Cehennemi hak etmiş 70 yakınlarını cehennemden kurtaracak kadar Cenab-ı Hak ona şefaat hakkı verecek. Bu Efendimizin beyanı. Biz buna iman ediyoruz. Yani kimisi tartışıyor şefaat var yok falan, biz oralarda falan değiliz. Biz Allah'ın rahmetine, Allah'ın efendim ikramına biz güveniyoruz, iman ediyoruz. Sonra yine işte aşırı ishalden, suda boğularak, göçük altında kalarak, yanarak, karnında hamileyken efendim ölen annelerimiz, kadınlar, zulüm ve işkenceyle efendim öldürülenler, su ve sel baskınlarında ölen kardeşlerimiz, toprak kayması, deprem gibi efendim şeylerle ölen kardeşlerimizin de hadis-i şeriflerin beyanına göre şehit olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak yani bütün kullara ne kadar rahmet ederse, ne kadar ikram ederse Allah sonsuz rahmet sahibidir. Zaten onun rahmeti sınırı yoktur. Biz de o kadar tabii daha çok efendim mutlu oluruz, seviniriz. Kıymetli hocam, üçüncü müsaadeniz olursa üçüncü sorunuzu da şey yaparak biraz uzatmış oldum ama hakkınızı helal edin. Benim sohbet faslını tamamlamış olayım. Tabii ki 3 aylar içerisindeyiz. Recep-i Şerif'i tamamladık. Kandillerimiz oldu. Sonra efendim işte gerek efendim Regaib kandili, gerek efendim Miraç kandili, onları idrak etmiş olduk. Sonra Şaban-ı Şerif'e girmiş olduk. Şaban-ı Şerif'in 15'ine doğru hareket ediyoruz, gidiyoruz. Orada efendim Berat kandiline doğru bir hareket halindeyiz. Onu bekliyoruz, ona doğru şey yapıyoruz. Bu bizim 3 aylarımız, kandillerimiz, mübarek gün gecelerimiz hem dini anlamda hem de efendim bizim İslam medeniyetimiz açısından gerçekten önem verilen, önem verilmesi gereken anlardır. Zaten bununla ilgili bir kısmı ilgili ayet-i kerimelerde işaretler vardır. Mesela Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi olan 14-15'ine bağlayan gece olan Berat'la alakalı Kur'an-ı Kerim'de Duhan Suresi'nde müfessirlerin işaret olduğunu söylüyorlar. Yani bazılarına zaten ayet-i kerimeler yer veriyor. Ramazan-ı Şerif'e ayet-i kerime yer veriyor. Kadir gecesi özel efendim sure var zaten, Kadir Suresi. Diğer efendim yine mübarek zamanlara da ya ayetlerde, hele hele Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde açık efendim onunla ilgili açıklamalar ve beyanlar var. Dolayısıyla bizim kültürümüz İslam kültürüdür. İslam kültürü de ayetlere ve hadislere dayanan, onun üzerine oturan kültürdür. Hangi örfümüzü, adetimizi biraz kurcalarsak, biraz kökünden bakacak olsak, onun ta derinde bir ayette, bir hadis-i şerifte Efendimizin bir sünnetine dayandığını görürüz. Bu kadar sağlam köklü bir bizim bir geleneğimiz vardır. Onun için yok efendim kandil şöyledir, yok efendim mübarek gün gece böyledir tarzında ileri konuşanlara ben çok fazla itibar etmiyorum. Edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve acizane biz de efendim İlahiyat Fakültesi'nde bir tefsir hocası olarak da görev yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hepsine ihtimam gösterelim. Hadis-i şeriflerde beğendiğiniz şekilde oruç, tavsiyeniz oruç tutalım. O geceleri ihya gerekiyorsa onlara efendim hakkını vererek ihya edelim. Yani her gün ve geceyi, ömrümüzün her anını, her gün gecesini önemsediğimiz gibi ve onu kullukla doldurmaya gayret gösterdiğimiz gibi ayet-i kerim hadis-i şeriflerde işaret edilen özel gün ve gecelere, faziletli gün ve geceleri biraz daha fazla ihtimam gösterelim. Çünkü Cenab-ı Hak onu ne yapıyor? Ona bize efendim o tür şeyleri efendim biraz daha farklı kavramamızı istiyor. Mesela Cenab-ı Hak vel fecri diyor. Yemin ediyor, fecri yemin ediyor. Değil mi? Fecir nedir? Sabah namazıdır.
fecir efendim, belk efendim işte günün ilk saatleridir. Yemin ettiğine göre oraya dikkat edin. Sabah namazı kaçırmayın mesajını veriyor aynı zamanda. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Sonra Şaban-ı Şerif'ten sonra efendim Ramazan-ı Şerif zaten Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 113 ile ilgili ayet-i kerimelere baktığımız zaman 183 ve 4'te oruçla ilgili ahkam beyan ediliyor. Sonra 185. ayet-i kerimede Şehr-i Ramazan diyerek o ayın fazileti açıkça söyleniyor. Oruçla ilgili efendim zaten hem emir var hem de fazileti ilgili efendim ayet-i kerimeler var. Kadir gecesi, Kadir suresi açık, 1000 aydan daha hayırlı. İçerisinde Kadir bulunmayan 83 yıldan daha fazla efendim bir zaman dilimine denk faziletli bir zaman dilimi Kadir gecesi. Bayramlarda böyle. Dolayısıyla ben bütün izleyenlerimizden, dinleyenlerimizden ömrümüzün her gününe, her anına özel bir itina göstermeyi söylerken bunlar içerisinde ayet ve hadislerdeki belirtilen daha faziletli gün ve gecelere ve zamanlara da ayrıyeten artı bir itina göstermeyi, özen göstermeyi ve oraları istifademizi artırmamızın daha faydalı olacağını söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam biz de teşekkür ederiz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi kıymetli hocam Profesör Doktor Ömer Çelik hocamıza bize vermiş olduğu bu güzel sunumdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerin yokluğunu göstermesin, başımızdan eksik etmesin. Sizleri Allah için seviyoruz. Yolunuz açık olsun. Kıymetli hocam teşekkür ederim. Ve biz şimdi teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi de kıymetli Kadir hocam Erbağımızdan Erbağ'ı temsilen Üsküdar'a getirdik hocamızı bu akşam. Onun güzel sesinden bir de ilahi dinleyelim inşallah. Ya ilahi kaside hangisini istiyorsa kıymetli hocam. Kadir Özkan hocam buyurun sizi dinleyelim. Her koca anarsan seni kararım almaz Allah'ım senden gayri gözüm yaşım kimseler silmez Allah'ım sensin ismi baki olan sensin dillerde okunan senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım Allah'ım sen yarattın cihanı sen yarattın ismi canı mülk senindir kerem gani kimsenin olmaz Allah'ım. Aşık Yunus sen ister. Lütfeyle cemalin göster.
cemalin. Gören aşıklar ebedi ebedi ölmez Allah'ım Allah'ım. Çok sağ olun kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Sizleri Allah için seviyoruz. Bilmukabil hocam, eksik olmayın. Biz de sizlere. Allah razı olsun. Evet, bilmiyorum şimdi ya. De Büyük Çamlıca Camii Kur'an Bülbülü Mustafa Alphayta kıymetli hocamızın ses sesinden ilahi dinleyelim bakalım. Eyvallah. Yalnız sadece bir tane olmasın. Herkes bekliyor. İki de olabilir. Mikrofon sizde kıymetli hocam. Eyvallah. Öyle bir makam ki kolay erilmez, hikmeti büyüktür, sual edilmez, ibreti alemdir, kokmaz çürümez, kokmaz çürümez. Şehitler ölmez kardeş, şehitler ölmez sırdaş, şehitler ölmez. İbreti alemdir, kokmaz çürümez, kokmaz çürümez. Şehitler ölmez kardeş, şehitler ölmez sırdaş, şehitler ölmez. Arşa yükseliyor tekbir sesleri, Allah Allah diyor cihad erleri. Yoldaştır onlara peygamberleri, peygamberleri. Şehitler ölmez kardeş, şehitler ölmez sırdaş, şehitler ölmez. Yoldaştır onlara peygamberleri, peygamberleri. Şehitler ölmez kardeş, şehitler ölmez sırdaş, şehitler ölmez. Eyvallah hocam. Hocam, iyi ki sizler gibi kıymetli hocalarımız var. Sizleri Allah için seviyoruz. Yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Evet, ilahi okumak isterseniz yine devam edebilirsiniz. Yoksa Hüseyin hocamdan Kur'an-ı Kerim alacağız tilavet etmesi için. Hüseyin hocamdan Kur'an tilaveti alabiliriz diyor. Peki o zaman. Kıymetli Hüseyin hocam, mikrofon sizde. Teşekkür ederim hocam. Bugün 15 Temmuz, pardon 18 Mart dolayısıyla birkaç program yaptık. Camimizde de yaptık. Farklı bir yerlerde çağırmışlar. Biraz yorgunluk var, o yüzden aklımıza sığmıyoruz. Yapamadık kendimizi ifade edecek tarzda bir okuyuş yapamadık ama zaten biliyorsunuz bizleri. Davet ettiğiniz için şimdiden. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Güzel sesinizden bir de Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Ondan sonra hocamız dua yapacak Allah'ın izniyle. İnşallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. يا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فلا تغرنك
Evet, kıymetli hocam. Evet, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Ömer Çelik hocamdan kısa bir dua alalım. Hatmimiz vardı. İnşallah duamızı hocamızdan bekliyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Allahumme ec'alil Kur'ane lana fid dunya qarina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve alel sırati nura ve fil cenneti rafiqa ve minel nar sitran ve hicaba. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إلهي يا رب العالمين okunan hatmi şerifleri, okunan sureyi celileleri, getirilen tekbirleri, yapılan tesbihatı, yapmış olduğumuz diğer ibadet ve taatı, yaptığımız sohbetleri, diğer ibadetlerimizi Ya Rabbi dergah-ı izzetinde ahsen-i kabul ile kabul eyle Ya Rabbi. Yaptığımız bu duaları, yaptığımız ibadetleri mukaddes zamanlarda ve mekanlarda, Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Mina'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ibadetlere, dualara ilhak ile kabul eyle Ya Rabbi. Hasıl olan sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, şerif, latif, pak, mücella, musaffa, mutahhar ruhu tayyibelerine acizane hediye ediyoruz vasıtayla Ya Rabbi. Bizleri sevgili Peygamberimizin şefaatine, şefaat uzmasına nail ile cennette ona komşu olmakla bizleri mükafatlandır Ya Rabbi. Geçmiş peygamberani azam, âl ve ashab-ı kiram ve meşayih-i devri ihtiram hazaratının her birinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz vasıtayla Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bütün esnafımızın, alimlerimizin, şehitlerimizin, kurranın, huffazın, hasılı Hazreti Adem'den günümüze kadar geçen ehli iman bütün kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz vasıtayla Ya Rabbi. Ya Rabbi has olan sevabı hasreten bütün şehitlerimizin ta Efendimiz'den başlayarak Bedir şehitlerinden, Uhud şehitlerinden, Efendimiz zamanında şehit olan bütün sahabe-i kiramdan başlayarak yine tarih boyunca senin fi sebilillah, senin yolunda şehit olmuş ne kadar kardeşimiz varsa hepsinin ruhlarına hasreten bugün seni devresini idrak ettiğimiz Çanakkale şehitlerimizin,
her birinin teker teker ruhlarına. Yine vatanımızı, milletimizi muhafaza için canlarını veren bütün kardeşlerimizin, yani doğuda, Güneydoğu'da, Afrin'de, ülkemizin muhtelif yerlerinde eskiden beriye şehit olan ne kadar kardeşlerimiz varsa hepsinin ruhlarına ayrı ayrı teker teker hediye ediyoruz vasileyle ya Rabbi. Şehitlerimizin şefaatini bizlerin ayrı ya Rabbi. Şehitlerimizin bütün yakınlarına, annelerine, babalarına, hayatta olanlarına sıhhat, selamet, afiyetler, gönül huzur, ihsan ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yine bu hatimleri okuyan, bu programa katılan hocalarımızın ve bizlerin ve bu programda bizleri takip eden, dinleyen, izleyen bütün kardeşlerimizin ahirete ithal eden kimleri varsa en yakının en uzağa kadar hepsinin ruhlarına teker teker hediye ediyoruz vasileyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim hürmetine, Efendimiz Aleyhisselam hürmetine, bütün Esma-i Şerif'in, meleklerin hürmetine, şehitlerin başta olmak üzere hepsinin kabirlerini pür nur eyle, makamlarını cennet eyle, kabirlerinde huzurlarını, mutluluklarını, saadetlerini yevmen feyemen müzdad eyle. Seyyiatları varsa ya Rabbi hasenate tebdil eyle ya Rabbi. Hepsini cennette cemalinle, Efendimiz Aleyhisselam'la komşuyla cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizlere de ikram ettiğin bu ömrümüzü, sabahlarımız, akşamlarımızı, üç aylarımızı, bütün vakitlerimizi senin kitabını okuyarak, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyyesine, güzel İslam dinimizin ahkamına, adabına uygun tarzda, Rıza-i Şerif'in istikametinde güzel bir kulluk yapabilmeyi hepimize ikram eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi muhafaza eyle. Bütün insanlığı, hasreten ümmeti Muhammed'i, hasreten vatanımızı, milletimizi her türlü terörden, depremden, yangından, afat-ı semaviye ve araziyeden, her türlü musibetlerden, maddi manevi şerlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizlere millet olarak, ümmet olarak senin kitabına, senin dinine, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine dört elle sımsıkı sarılabilmeyi, onun yolunda hizmet edebilmeyi, onun şerefiyle şereflenebilmeyi, İslam'ın huzurunu dünya hayatında her yönüyle yaşayabilmeyi, tutabilmeyi ve senin dinini bütün dünyaya hakim kılabilmeyi, hidayette mahrum bütün gönüllere senin bu güzel hidayetini, imanını, dini ulaştırabilmeyi bizde ikram eyle ya Rabbi. Senin bu yolunu bizlere, hepimize büyük nasipler ihsan eyle, başarı ihsan eyle, güzel niyetleri ihsan eyle ya Rabbi. Tekrar bütün şehitlerimizi rahmet eyle ya Rabbi. Hepimizin gönlünde senin yolunda şehit olma niyetini, arzusunu ikram eyle, ihsan eyle. O niyetimiz istikametinde bizlere ya Rabbi. Bütün işlerimizi senin rızana uygun yapmayı nasip eyle. Son nefesimizi de hem kelime-i şehadetle hem de şehit vakfı nasip eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun. Bizleri bu gece gerçekten mutlu ettiniz. Ağızlarınıza, yüreklerinize sağlık. İyi ki sizler gibi kıymetli hocalarımız, dostlarımız var. Bizi izleyen, takip eden kıymetli hocalarıma, dostlarıma, genç kardeşlerime Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. İnşallah bizleri izlemeye devam etsinler. Kıymetli hocalarım, sizden de son söz olarak mikrofonu almak isteyip konuşmak isteyen hocalarımız varsa size ikram ederiz. Evet. Yani hocam ben de özellikle bu programa başta Hüseyin hocam size olmak üzere organize ettiğiniz için, İsa Bey kardeşimiz yine organize yardımcı olduğu için ve bu programa katılıp gerçekten bizleri ihya eden, Kur'an tilavetleriyle, ilahileriyle, kasideleriyle hem bizi hem dinleri ihya eden Kadir hocamıza, Hüseyin hocamıza, Mustafa hocamıza da haseten ben de kendi adıma da dinlerine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.
Çok teşekkür ederiz. İhya olduk. Eksik olmayın. Allah razı olsun hocam. Ben de yani çok mutlu olduğumu, sizi beraber olmaktan çok mutlu olduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun. İsa kardeşim, söz sizde. Allah razı olsun hocalarım. Değerli hocalarım, bu akşam davetimize kırmadınız, icabet ettiniz. İzleyenlerimizin nezdinde, Akgün Köyü Derneği'nin nezdinde, dernek başkanımız Apolataş'ın çok selam var. Çok teşekkür ediyorlar size, kırmadınız. Bu akşam da bize misafir oldunuz. Allah razı olsun hocam. Çok güzel bir programdı. Sizlerden de faydalandık inşallah. Tekrar bu programları size görmek istiyoruz hocam. Allah razı olsun sizlerden. Peki. Herkese selamlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Eğer ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Bu işin biz ustası değiliz. Dilimizin döndüğü kadarıyla elimizden gelen budur. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşürüz inşallah kıymetli hocalarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İyi akşamlar. İyi akşamlar.